8. nesil yeni iPad. Şu anda alınabilecek yeni iPad modelleri içerisinde en uygun fiyata sahip seçenek. 3199 liraya Apple bu yeni tabletinde, 2020 model iPad'de bize neler sunuyor? Kutu içeriğinde neler var? Hepsine sırasıyla bakalım. Kutunun üzerinde iPad 8. nesil Wi-Fi yazısı var. Yukarıda da 32 GB dahili depolama seçeneği yine gold rengi de belirtilmiş. Şimdi hemen kutuyu açalım. Bıçağa hiç gerek yok. Şurada küçük bir şey var. Kutudan bu şekilde çıktı. Herhalde Apple'da bunu kutularken yanlışlıkla çizmişler. Buradan açmaya devam edebiliriz. Evet, kutumuzu açtık. Bizi direkt iPad karşılıyor arkadaşlar. Ben bu tasarımı çok sevmiyorum, onu söyleyeyim. Yani şimdi iPad Pro falan kullandıktan sonra bu tasarım tabii ki çok eski geliyor hala gözüme. Şimdi yan yana da bir bakarız. Kurulumunu yapacağız. Yeni iPad'imiz gold rengi. Bu gold iPhone 8 Plus'ta falan güzel duruyordu. Ama mat dokuda bu rengi ben çok yine tercih etmiyorum. Tabii sizin tercihiniz. Space Gray ve gümüş renkleri de var. Onları da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 10.2 inçlik iPad 2020 8. nesil iPad'imiz kutusundan çıktı. Onu bir koyalım. İçinden yine bu Apple'ın kullanım kılavuzu ve sticker'ı çıkıyor. Bu adaptör güzel. iPhone 11 Pro ve iPad Pro'da da çıkan adaptörün aynısı. Güzel, hızlı şarj ediyor ve içinden de yine Type-C kablomuz var. Bir tarafı Type-C, bir tarafı Lightning olan kablo. Bunlar da iPad Pro'daki gibi USB Type-C'ye geçmediler. Yine Lightning'den şarj alıyor. Tıpkı iPhone'da olduğu gibi. Bu da bir sıkıntıyı ortaya çıkarıyor. Yani Lightning konnektörünüz yoksa iPad'de biliyorsunuz artık dışarıdan bir disk, harici disk veya USB bellek bağlayabiliyoruz. Bunun için bir konnektöre ihtiyaç var, bir çeviriciye ihtiyaç var. Şu anda bende olmadığı için bunu düzenli kullanacaksam eğer bunu satın almam gerekiyor. Ama ben AirDrop'la buraya 4K video atıp test edeceğim. Bağlantı hızlarını, dosyalama uygulamalarını vesaire de yine test edeceğim arkadaşlar. Bunları bir kenara bırakalım. Ve şimdi yeni iPad'imizi eski olmayan, en son çıkan iPad Pro ile yan yana bir tutalım bakalım. Ne tasarım farkları var? Onları görelim. Bayağı fark var. Bir kere şu arka tarafı görüyorsunuz. Doku olarak da farklı. Burada ikisinde de mat doku var ama şöyle yan yana tuttuğumda bakın. iPad'in köşeli tasarımı çok daha güzel iPad Pro'nun. Ve bunun yine oval eski tip tasarımı var. Ben sevmiyorum. Bir de şu çerçeveleri tabii. Şimdi ikisinin de ekranını açınca belli olacak. Mesela şunda birazcık daha güzel tam bir ekran var. Fakat bunda gördüğünüz gibi çok kalın çerçeveler var. Ben sevmiyorum kalın çerçeveleri. Çok eski bir tasarım gibi geliyor bana ama yani bunun ucuz iPad olması, ucuz diye de bu kadar kısmaya gerek yok tabi. Yine de çok satacak ve çok kullanılacak, tercih edilecekti. Çünkü 3199 lira şu anda alabileceğiniz yeni iPad'ler içerisindeki en uygun fiyatlı seçenek. Şimdi iPad'i açalım. Şunu da şöyle dik tutalım. Merhaba diyor. Yukarı kaydırıyoruz. Türkçe'yi seçiyoruz. Yeni iPad'i ayarlayın diyor. Ben eski iPad'imi kullanarak yeni iPad'i ayarlayacağım. Sürdür diyorum ve iPad'i şu şekilde buraya aktarıyorum arkadaşlar. Hemen okudu. Yeni iPad'de bitirin diyor. Ayarlar yapılıyor. Apple'ın bu avantajı çok güzel. Tüm bilgilerinizi kablosuz bir şekilde yeni cihazınıza aktarıyorsunuz. iPad ya da iPhone. Bu arada %100 şarja çıktı yeni iPad kutudan. iPad'in etkinleştirilmesi birkaç dakika sürebilir diyor. Şöyle bakabilirsiniz. Touch ID sürdür. Touch ID'mizi de ayarladık. Sürdür. Verileri aktarıyorum. Kabul et. Hey Siri geçiyorum. Çünkü ben burada Hey Siri dedikçe sizin iPhone'dan, iPad'den izleyenlerin Siri'si devreye giriyor. Hey Siri'yi sonra ayarla. Şimdi değil. Uygulama geliştirilerle paylaş, paylaşma, paylaşma ve indir ve yükle. Şimdi tüm bilgilerimiz buraya geçiyor ve yeni iOS sürümü de buraya yükleniyor. Sekizinci nesil iPad'i de kutusundan çıkardık arkadaşlar. Söylediğim gibi şu an yeni iPad'ler içerisinde alabileceğiniz en uygun fiyatlı seçenek. 3199 liraya 32 GB seçeneğini satın alabiliyoruz. 3 renk seçeneğimiz var. Elimde gördüğünüz gold rengi ya da space gray ve gümüş renkler arasında tercih yapabilirsiniz. Ben iPad'ler içerisinde iPad Pro kullanıyorum ve kullandığım uygulamaları buna yükleyeceğim. Bu tabletle bir süre bir test yapacağım. Bunda ne nasıl çalışıyor? Siz ders çalışırken, iş hayatında ya da işte özel kişisel kullanımınızda bu iPad'den nasıl bir performans beklemelisiniz ve bu size neler sunacaktır? Bunların hepsini test edeceğim. Tabi teste eklemek istedikleriniz varsa, şuna da bak dediğiniz şeyler varsa bunları yorumlarda benimle paylaşın. Onları da muhakkak test ederim arkadaşlar. İlk izlenimi söyleyeyim. Ben tasarım olarak beğenmedim. iPad Pro'dan bir tık daha büyük fakat iPad Pro'dan çok daha küçük bir ekrana sahip. Apple'ın bu ucuz ürünlerini tasarım tarafında da geride tutma politikasını ben çok beğenmiyorum. Ama tasarım benim için çok önemli değil diyorsanız, performans ve kullanıcı deneyim
deneyimi aşamasında neler sunuyor. Bunu da detaylı inceleme videosunda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. 8. nesil iPad ile ilgili tüm sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.